Bayağı bir ara verdik çekimlere. Evet, Zülfiye Doğulu ürünlerin devlet hükümet eliyle serbest bırakılıp ülkemize cirit atmalarına çok değiştirilmiş üzüldüm. Organizma anlamına geliyor. Yani ya zaten şimdi köylü farkına varıyor, ziraatçı. Ektiği tohumdan tohum alamıyor yani. Ürettiği tohumdan. Tamam. Genetiği niye değiştiriliyor tohumları? Bitkileri yetiştirirken üzerindeki böcekler, evet. Yani ilaç sıka sıka ne oluyor? Hem toprağın verimi düşüyor hem de mahsulün verimi düşüyor. Şey yapıyorlar ya, bunun genetiğiyle oynayalım, böcekler buraya dokunmasın diyorlar. Ama niye o zaman insanlara çıkıyor. Yediriyorlar? Öğrensin istiyorlar. Tamam. Kendileri yemiyorlar. Amerika'da bu tohum işiyle uğraşan, ne diyeyim bu insanlara? Üreticiler, para babaları. Bunlar kendilerine için özel seralar kurduruyorlar. Doğal tohum yetiştiriyorlar. Ama ticaret olarak yaptıklarını da gelişmekte olan ülkelerin topraklarına ekerek hem orayı çölleştiriyorlar hem oradaki insanları aptallaştırıyorlar. Uyuşturuyorlar. Yani. Uyuşturuyorlar. Yani gerçekten şu Türkiye'nin haline bak ya, neler oluyor ya. Pastanın içinden Atatürk'ü çıkartıyor ortalığa dökülmüyor. Yani. Ortalığa dökülsün istemiyoruz. Akıllı olsunlar istiyoruz. Ve artı vitamin çorbasıyla da aslında ilgisi var. İlgisi var. Evet. Çünkü yakında böyle doğal beslenecek halimiz de tükenecek. Evet. O yüzden ilgisi var. Ben şeyi de şurada bağlamak istiyorum. Neyi de bağlamak istiyorum ya? Yani mümkün olduğu kadar bu grip olacak mevsimlerde annelerimiz çok ucuz. Yani gerçekten vatanımız cennet. İklimimiz o kadar güzel ki her şey bol ve ucuz satılıyor. Yani mevsimindeki olan sebzelerden evlatlarına, sevdiklerine anne elinden çıkmış çorbalar yapsınlar. Peki bu ekilen sebzelerin tohumları sizce yerli tohum mu yani? Yoksa? Bundan daha tam kirlenmediğini düşünüyorum. Ben yarım ki bu 26 Ekim'de çıkan yasa benim için çok büyük bir tehlike addediliyor. Sözde milliyetçi. Sözde milliyetçi olanlara. Işıl ben artık yemeği mi yapayım yani? Bence de yapayım. Yani doluyum, evet. Bu hususta çok doluyum. Kızgınım, üzgünüm. Ama bunun yanında yine de olumlu şeyler düşünerek. Vitaminli bir çorba. Ne diyelim bunun ismine? Vitamin çorbası. Evet, vitamin. Sebze çorbası. Sebze çorbası. Evinizde bulunan sebzelerden yapabileceğiniz vitamin çorbası. Malzemeler, yazın kendi bahçemizden yaptığımız doğal domates sosu. 3 tane taze soğan. Ne kadar olacak bu sos? Bunu yarım çay bardağı koyacağım. Evet. 3 tane taze soğan. 2 tane küçük kabağım var. 2 tane küçük havucum. Yarım demet dereotu, yarım demet maydanozum var. Yarım kaşık tereyağım var, yemek kaşığı. Hı hı. Bir tane, bu et suyum. Hı hı. Yani daha önce ben kemik suyu yapıp hazırlıyorum. Bunun sitede var, nasıl yapılacağı, onu kullanacağım. Bir su bardağı evde yapmış olduğum çorbalık erişte. 3 diş sarımsak, bir baş soğan. Yapılışına geçelim. Yapılışına geçelim. Ocağımızı yakıyoruz. Tereyağımız. Evet, yarım kaşık tereyağımızı eritelim. Islanan yağımıza doğramış olduğumuz sarımsakları ve soğanlarımızı önceden atıyoruz. Sıkalım. Yani yağını neden az koyduğumu söyleyeyim. Eğer et suyunuz yoksa bir yemek kaşığı tereyağı koyabilirsiniz. Ben kemik suyuyla yapacağım için dengelesin istedim. Çok fazla yağlı olmasın. O zaman genetiği değiştirilmiş gıdaları yemeyelim diyemiyoruz. Yapsar ya da kullanacaklar. Harika. Yok, dikkatli, sorgulayıcı olsunlar. Küçük doğradığımız havuçları da ilave ediyoruz. Beraber. Ben kışın mümkün olduğu kadar kendi yaptığım salçayı ve kendi yaptığım domates, biber sosunu kullanıyorum yemeklerimde. Bunu da koydum. Sürmeye devam edeceğiz. Kemik suyundan. Kemik suyunu 3 evet. kaşık. Yani bir kase koyacağım. Bu 1,5 su bardağına eşdeğerdir. Sonra sıcak su. Ay, burada.
Yani iki kasede sıcak süt ilave etmiş oluyorum. Bu havuçlar yumuşayana kadar bir ön haşlama pişirme yapacağım. Kapak. Kapağını tuz kapatıp. En son. Evet. İlanları. Kapağı kapattık. Kısık ateşte mi? Hayır, harlı ateşte. Harlı ateşte. Kaynayacak. Pişecek. Yumuşayana kadar. 10 dakika kaynattık havucun üstüne küçük küçük doğradığımız kabaklarımızı atıyoruz. 5 dakika daha kaynatacağım. 5 dakika daha. Kabaklar yumuşayıncaya kadar. Ya bol bol yeşil soğan yiyelim. 5 dakikadan fazla. Evet. Süzür kaynıyor. Hı. Su ekledik mi bu arada? Biraz ekledim su. Bunu kaçırdık. Evet. Şimdi içindeki malzemelerimiz yumuşadı. Ev eriştemizi, çorbalık kesmiş olduğum sitede var bunu. Bunu ilave ediyorum. Sitede yok zaten. Evet. İçine ilave edeyim taze soğanımı. Bunu içen hasta olur mu? Grip olur mu? Yarım kaşık kimyon, yarım kaşık karabiber, zencefil. Olur. Yapıyorum. Ve yine burada bir bomba. Nefis kokuyor. Evet. Benim karadut ağacımdan kışın kurutup ekşi olarak kullandığım karadut. Ekşi karadut unu. Bu da sitede var. Evet. Vitamin deposu burada. Ben birazcık sıcak su ilave edeceğim. Evet. Bir elinde kamera, bir elinde su. Sıcak su. Yoğunluğunu siz ayarlayın. Değil mi? Evet. Yeter mi? Yeter. Bu arada biz buna dökmedik. Fazlası zarardır. Yani ev makarnası normalde 5-6 dakikada pişer. Diğerleri de zaten pişmişti. Bu arada ince ince doğramış olduğumuz maydanozumuz ve dereotumuzu da ilave ediyoruz. Ne kadar kalacak? 10 dakika daha mı? Evet. Altı hala açık değil mi? Evet. Gripten korunma çorbamız. Anne mutfaklı olarak pişti. Ben yalnız bu arada size bir iki tüyo vermek istiyorum. Evinizde lahana olabilir, pırasa olabilir. Şimdi tam zamanı. Mevsiminde olan sebzelerden de içine doğrayarak yapabilirsiniz. Efendim. Afiyet olsun. Çorbayı için grip olmayın. Şiir gibi olmadı ama olsun.